Doktor Paça. Doçent Doktor Paça. Evet Ejder, gel bakalım. Al bunlar, ye bakalım bunlar. Sana Mehmet Sümbül abinden. Evet şimdi Mehmet abi hem Ejder'e hem de yavrulara ciğer ısmarlamıştı. Onlara ekmekle karışık yedirdik. Ejder'e de şöyle bir ayrıyeten verdik. Bir tane daha verelim. Ejder'in tasmasını kaybetmiş. Çok güzel bir tasma almıştım. Açıkçası biraz da pahalıydı ama nereye gitti bilmiyorum. Ejder'imiz çok güzel arkadaşlar. Paça soyundan gelecekte bizimle kalacak. Ejder'in kuyruğu da çok güzel. Anneden geliyor. Güzel kuyruk çeviriyor. Biraz yana atıyor baba paça gibi. Baba paçaya da çok benziyor bu arada arkadaşlar. Baba paçanın çocukluğuna çok benziyor. Baba paça da böyle kulakları uzun, gözler bu şekildeydi. Şöyle söyleyeyim, Ejder biraz daha Robocop olabilir. Yani paça soyundan bir daha, paçanın soyu zaten paça çok yakışıklıydı. Ejder anneden gelen o aerodinamik yapı, kuyruk daha böyle bir Robocop olabilir. Orada fazlası var. Onun hepsini de yiyemez ama. Aferin benim oluşuma. Ejder. Görüyor musunuz? Ne kadar benziyor paçaya. Ta baba paçaya kadar benziyor. Biraz da iri arkadaşlar yerlerinden. Aferin benim paçama. Karnını doyur. Hepsini yiyor oluşum. Tasması kim bilir nereye gitti. Daha bir tane daha alacağız artık. Kulaklarını halledemedik. Halledeceğiz arkadaşlar artık. Bir şekilde. Yani düşünüyorum da gerçekten. Bu arada şeyin, Leyli'nin yavrularını kaybettik. Biliyorsunuz ben bir aşı getirmiştim Kayseri'den. Aşı hiçbir işe yaramadı arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ona güvendik. Maalesef ondan sonra arkadaşa sistemde bulundum. Yani mümkünse dedim benim paramı geri verin. Aşınızı geri alın. Sonuçta hiçbir işe yaramadı. Onun dışında işte bu seneki yavruların içerisinde birkaç tane kaybımız oldu. Ama gördüğünüz gibi yavrular eskiden arkadaşlar 40-45 günlüğe getiremiyorduk. Mesela hatırlıyorsunuz bir tane Azap Sultan yavrumuz vardı, kulağı eğri. Onu hatırlıyorsunuz kaybetmiştik. 45 günlük oldukları zaman bir anda ölüyorlardı. Ama şimdi bu yavrularımız artık 3 aylık, 4 aylık oldular çok şükür. Çok şükür bunu atlattık, bu işi çözdük yani arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, yine de ölümler olabiliyor. Mesela Kanas'ın kardeşlerinin içerisinde böcük bir yere rahatsızlanmıştı. Böcük kurtardı, bağışıklıkla alakalı. Ondan sonra bir tane Aloş vardı. Onu kaybettik. Sonra Azat'a benzeyen bir tane daha enik vardı. Onu kaybettik. Yani bu böyle şeyler olabiliyor ama işte rüzgarı, ondan sonra Venüs'ü, Kanas'ı, böcüğü, bunlar yaşadılar. Yedin mi paça? Lan ne kadar baba paçaya benziyorsun sen ya. Hakikaten arkadaşlar baba paçaya çok benziyor. Bir baba paçanın bir şeyi var. Onu şey yaparsam hikayede yayınlayacağım. Ama kemikli. Biliyorsunuz bak. Baba paçanın şeyini de öyle bak. Yavruların kuyruk uçları siyah. Aferin benim tosunma. Hadi hepsini bitir. Ciğer. Oo, bayılıyorlar. Aslanım benim. Çok da tatlı. Ne kuyruk ucuna siyah. Koç koç. Koç koç. Demin gittim. Dedim ki sadece dedim Ejder'i çıkaracağım. Oo. Kapıyı kırdılar yani. Hepsi birden dışarı çıktı.
hadi bakalım bitir hepsini koçum. Ve Facebook'ta takip edebilirsiniz beni, Uğur Çağlar. Kanas'ın videosunu şey yaptım. Diyorum ya, ya bu her yerde var, hayatta da var. Ya. Bazı insanlar gerçekten çok boş konuşmayı seviyor. İşte Kanas'ın için, ya bunun ağzı sivri işte, bundan bir şey olmaz. Arkadaş, kangal köpeğinin ağzı zaten sivri olur. Kangal eniğinin ağzı sivri olur. Bir Malaklı Anadolu çoban piton gibi ağzı kalın küt olmaz. Kangal köpeğinin ağız yapısı kurda benzer, sivri olur. Hadi sen de ye bakalım, kısmetin varmış. Aha Yaman da geldi. Yaman sen yedin. Ulan Yaman tosun gibi oldun be. Aa işte bizim gelecekte iki eniklerimiz. Yaman Paşa ve Ejder Reis. Kısmetiniz varmış. Yiyin bakalım. Ha, bu da Azat'ın oğlu. Arka ayaklarında problem var. Ona dekal ve joint kompleks diye bir hap var. Onu veriyorum. Onları toparlamaya çalışıyoruz. Çok fena. Bak bu şey gibi arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Sırtlan yavrusu gibi. Şu Azat'ın oğlu var ya. Sırtlanlara benziyor. Ve çok eşek. Azat da o. Küçük Azat da o. Çok güzel olacak. Azat'ın küçüklüğü de böyleydi. Aa ver lan. He? Azat da o. Küçük Azat da o. Sırtlan yavrusuna benziyor. Yaman'a bak Yaman'a. Ay Yaman. Eşek Yaman. Hadi tamam mı? Yedik mi? Yedik mi ejderim? Hadi dışarı çıkalım bakalım. Sonunda sizi yan yana yakaladım. Evet bunlar. Azat'la Bozi'nin oğulları. Sırtlan gibiler. Bak arkadaşlar şey ilaçlara başladık. Onda daha az arkadaşlar. Bunda biraz daha fazla. Olabiliyor ama ben çok dikkat ederim. Bak bu. Gel. Oluş. Gel. Bu. Number one. Beşiktaş Başkanımız Onur Göçmez'e gönderdiğimiz yavrunun aynısı. Azat şey Paşa ve şeyin oğlu. Sultan'ın. Azat Bozi kızı. Beyazlar çok fena. Beyazlar. Kulaklarını almalıyız. Evet ejder. Bak burada diğer. Doğru siz de hep yavrularla uğraşmayın. Ondan sonra yamoşum orada. Yamoşum tosun gibi zaten. Hepsi çok güzel olacaklar. Şöyle söyleyeyim. Anne belli, baba belli. Daha Hamdi sen ne yapıyorsun burada? Hamdi arkadaşlar gerçekten bir Hamdi'de bir denyoluklar var. Geçen gidiyor köpeklerle aynı tasla yemek yiyor. Köpeklerin arasında geziyor Hamdi. Hamdi'de bir denyoluk seviyordum. Beni haksız çıkarmadı. Değişik bir oros. Gerçekten. Kirlenmiş. Yıkamamız lazım. Bir çamaşır makinesini atalım Hamdi'yi. 90 derecede. Cücük gibi çıkaralım Hamdi. Gençliğine zamanda geriye dönerim Hamdi için. Hamdiciğim bir yağmur yağsa da bir temizlensen Hamdiciğim ya. Köpeklerin arasında geziyorsun ya. Hakikaten bir tuhafsın gerçekten. Ha, baksana arkadaşlar. Köpeklerle geziyor. Evin içine giriyor. Çok fena şey boğazına düşkün. Yemek Zavul'un kankası olabilir. Yemek gördüğüm aklı kaybediyor. Evet. Paça sen Mars'la çok ilgileniyorsun oğlum. Paçama baksanız arkadaşlar. 4x4. Her basar masar her şey çok güzel. Paça. Işık. Haçoşki. Sarı paça. Babası gibi gözünün böyle biri hafiften şaşı gibi. Paça, paçada da o vardı. Paçayı çok özledim arkadaşlar. Yaman'ı, Piton'u, işte Sultan'ı. Böyle şeylerde böyle çok derin düşüncelere girmek istemiyorum. Böyle aklıma geldiği zaman şey yapıyorum çünkü böyle bir takarsam ondan sonra geceleri uykum kaçıyor.
Hadi koşturun gezin bak şunlara bakın ya. Aa, yamana bak nasıl da seviliyor bak mutlu oldum. Bakın o eneğin kuyruğunu görüyor musunuz? O yarın gün oturduğu zaman iskelet yapısı takır takır kuyruk çevirecek. Hey 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 hey! Yaman bak bak! Dur! Arkadaşlar diyorum ya bu beyazlar, beyazlar çok boğuyor ya. Ya bu beyazlar çok beterler. Ya bu beyazlar biçim mesela hey hey! Bak! Bak! Aa, mermi yamana bakın. Yaman bu beyazlar diyorum ya arkadaşlar bir çift böyle alınır çok felaket olurlar. Öyle söyleyeyim. Hem davarda hem her şeyde. Yaman'ı görüyor musunuz? Yaman benim tahminim sultan gibi kuyruk çevirecek. Biliyor musunuz nasıl kabardı, nasıl baba yiğit oldu? Beyazların böyle bir sıkıntısı var. O yüzden ayırdık onları. Bak bu da bizim şey Azat Bozi kızı. Bu tren gibi bir dişi olacak. Kuyruk muyruk şahane damızlık olarak. Çok böyle bak mesela bunu boğmuşlar. Ayırdık. O beyazlar çok boğuyor arkadaşlar. Yani özellikle o dördü çok boğuşkunlar. Bak bu bu dişi Bozi'den de güzel olabilir. Çünkü görsel olarak kuyruk muyruk yapı azap damarından gelen göğüs genişliği basar daha böyle bir sistem orantı var yani onu ayırdım çünkü Bozi azat Bozi kızından bir tane ayırmamız lazım gördüğünüz gibi beyazlar bu şekilde bayağı yerlerini yıpratıyor. Ha geldi bak. Paşanın oğlu sultanın. Yani onca mesela şu zayıf. Bakın o kadar köpek var. Koyun var biliyorsunuz. En iyi şekilde bakıyoruz. Mesela bu zayıf. Yani bunlar kilo aldığı zaman çok daha farklı olacak. Antika ve yavruları paça çilin çok uğraşıyorlar. Eniklerle. Antika! Fındık! Geçen fıstıkla boğuştu dün akşam. Antika'ya. Doğru yapma. Evet. Yamuş! Tosun yamuş. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yavrularımızda durum bu. Ejder çok harika maşallah. Hepsinin durumu bu. Beyazlar böyle gördüğünüz gibi. Yavrularımızı sahiplendireceğiz arkadaşlar. Yalnız şöyle söyleyeyim. Burada bir emek vermişiz. Anneleri babaları yavruların belli. Yani değil mi? Bir emeğin karşılığı da olsun. O yüzden sahiplendireceğiz. Biz öyle çok abartılı şeyler de istemiyoruz. Özelden yazabilirsiniz. Uğur Çağlar'dan, Facebook'tan, Instagram'dan. Yavrularımızı sahiplendireceğiz. İyi yerlere, güzel yerlere. Güzel olacak yavrulara öyle söyleyeyim. Mesela bakın bu beyazlar. Bu beyazlar çok klas, yakışıklı köpekler olacak. Onlar aynı şekilde kuyruklu, düzgün. Dediğim gibi anne belli, baba belli. Bugün Sultan dizinde dişiler her yerde yok. Var ama her yerde yok. O yüzden yavrular var. Mesela bakın bu çok güzel bir yenik olacak. Bak bizim şeyi görüyorsunuz. Ejder. Onu ayırdık. O çok güzel olacak. Durumlar böyle. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.